dedi demiş ki üstümde ağırlık var. Hep böyle içine bir sıkıntı var. Sıkıntılar benim gündelik yaşayışıma ve evdeki durumumu da etkiliyor. Sıkıntıdan kurtulmak için dinimizde ne buyrulmuştur? Peygamberimiz ne yapardı demiş efendim. Efendim bazen insana nazar diyebilir. Yabancılardan nazar dediği gibi annenin babanın çocuğuna nazarı diyebilir. Kişinin kendisine dahi nazarı diyebiliyor. Evet, İsabetül Ayn haktır diye İmam-ı Azam Hazretleri'nin e, eserlerinde var. E, bu nazar değdiğinde e, İslam alimlerinin bazı tavsiyeleri var. Evet. Bir Ayetel Kürsi, e, Kafirun Suresi, Üç İhlas, Bir Fatih-i Şerife, Muavizeten dediğimiz Felak ve Nas sureleri, bir de Kalem, kalem veya Nun suresi i Cellesi'ni Son iki ayet-i ki evet. Es ve in yekadullezine keferû le yuzlikuneke bi absarim lemme zikra ve yekûlne inna ve mâ huve illa zikru alemin ayet-i kerimelerdir. Bu ayet-i kerimelerin sebebi nüzulü olarak şu hadise zikredilir. Evet efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve selleme defalarca suikast yaptılar. Onu öldürmek istediler. Onu öldürünce İslamiyet'in ve Müslümanların biteceğini hesap ettiler. Ama muvaffak olamadılar. Çünkü vallahi ya Allah seni insanların şerlerinden korur. En nihayet gözüyle deveyi çatlatan bir adam vardı. Allah Allah. Bunu böyle üç gün bir çadırda hapsettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sokağa çıktığında onun üzerine bir örtü örterek getirdiler peygamberimizin yanına. Efendimizin yanına geldiğinde onun üzerindeki örtüyü açtılar. Şuna bir bak dediler. Şöyle baktı. Bir şey olmadı. Bir daha baktı yine bir şey olmadı. Bir daha baktı bir şey olmadı. Bu adama benim gözüm tesir etmiyor dedi. Bakın yani en nazar yudhilül cemele fil kıdir ve yudhilün nase fil kabir diye ibareler var. Nazar, nazar insanı kabre, deveyi kazana Koyar. E bunlar e, manevi, psikolojik e, rahatsızlıklardır. Nazar. Evet. Yine e, sihir büyü olursa ondan dolayı da insana ağırlık çökebilir. Sadece e, bedenin uzuvlarının hastalıkları yok. Gözün, kulak, burun, boğazın, midenin, kalbin, elin, ayağın hastalıkları gibi da hastalıkları vardır. İşte sihir büyü yapılması, cin tasallutu, nazar. E, bunların tesirlerini ileride tıp biraz daha ilerlediğinde belki daha yakından tespit edebilecek insanlar inanmasa da inansa da inanmasa da bunlar var efendim. Hepimiz görüyoruz. Var. Bazen bana nazar diyor. Ben İslam alimlerinin tavsiye ettikleri nazar sure ve dualarını Kendime okumaya başlıyorum. Okurken çenem ayrılıyor. Gözlerimden yaşlar geliyor. Sizin değil mi efendim? Tabii efendim. Ve okuyup bitirdiğimizde elhamdülillah kendime geliyorum. E efendim durup dururken niye bana bu ağırlık çöktü? Niye hiçbir şey yokken e böyle başım çatlayacak gibi ağrımaya başladı? Ve okuyunca bunlar niye geçti? Bakın Ziya Osman Bey Sayın Hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç türlü ilaç kullanırlardı. Bir evet. doktorların, tabiplerin, hekimlerin, fen adamlarının söyledikleri tavsiyelere uyarlardı. Evet. İki Kur'an-ı Kerim'den bazı sureyi celileleri bazı ayet-i kerimeleri okurlardı. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri e, buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinde bin türlü derde bin türlü deva vardır. Yani bin çeşitlerde derde bin çeşit de deva, ilaç var. Geçen gün burada şifa eti kerimelerini okumuştuk evet, değil mi Evet evet şifa Kur'an-ı Kerim'de altı tane şifa eti kerimesi var. Estaizu billah. Ve yeşvi sudura kavmin müminin. Mümin bir kavmin kalplerine şifa verir demek. Estaizu o şifa ullima fi sudur. Kalplerdekilere şifadır. Estağfurullah. Yakrucu min butuniha şerabun muhtelifun elvanu fi şifa ulli nas. Mal içindir. Burası da. Evet. İnsanlar için şifa vardır onda. Estağfurullah. Ama şurası Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Estağfurullah. Ve nünezzülü minel Kur'ani ma ve şifa. Biz Kur'an'dan şifa olan şeyleri indiriyoruz. Estağfurullah. Ve izâ merittu fe ve yeşfîn. Ben hastalandığımda o bana şifa verir. Şifa Allahu Teala'dandır. Ziya Osman Bey. Evet efendim. Doktor bir sebeptir. İlaç bir sebeptir. Nasıl yeme içmede ekmek doymaya sebepse, su kanmaya sebepse, esas doyuran ve suya kandıran Allahu Teala ise hastalıkta da efendim ilaçlar, doktorlar bile sebeptir. Şafi olan Allahu Teala'dır. Ve diğer altıncı şifa ayeti kerimesi kul amenu ve şifa ey habibim de ki o iman edenler için e, bir hidayet rehberi ve şifadır. İnan e, Kur'an-ı Kerim biiznillahü teala şifadır. Sevgili peygamberimiz evet. işte şifa ayeti kerimelerini okurdu. Bazen de her ikisini birlikte yapardı. Yani hem ilaç alırdı hem de Kur'an-ı Kerim okurdu. Onun için biz de her iki usule de e, izleyicilerimizin, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, Müslümanların uymalarına tavsiye ederiz. Yani maddi ve manevi sebeplerin her ikisine birden müracaat etsinler deriz efendim. Evet. Hocam